Sevgili izleyicilerimiz merhaba. Amerikan başkanlık seçimlerini konuşacağız yine bugün. İstanbul Kent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ozan Örmeci konuğumuz. Hocam öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler Şenol Bey. Başarılar diliyorum ben de size kanalımıza. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun hocam. Bütün dünyanın merakla beklediği, merakla izlediği seçimler sonuçlandı. Trump ikinci kez Amerikan başkanı seçildi. Şöyle başlayayım ilk olarak. Sizin için sürpriz oldu mu? Yani şimdi şöyle söyleyeyim Şenol Bey. Seçim öncesinde yaşanan suikast girişimi, Biden'ın ileri yaşı ve sergilediği çok olumsuz performans ve sonra Kamala Harris'in hem 4 yıllık başkan yardımcılığı dönemi hem de sonrasında kampanya döneminde beklenen parlamayı, patlamayı yapamaması nedeniyle açıkçası sürpriz olmadı. Ama beni şaşırtan genelde anketler oluyor. Yani ben hissi ve kendi geleneksel siyaset bilimi perspektifinden bakınca genelde Türkiye'de de birçok ülkede de siyasi havayı iyi kokladığımı düşünüyorum ki gazetecilerin, akademisyenlerin böyle yetenekleri vardır doğal olarak. Yani Trump'ın kazanacağını açıkçası ben düşünüyordum ama anketler o kadar yakın gösteriyordu ki özellikle salınacak eyaletlerde. Evet. Belki de biraz medya ve araştırma kuruluşları yakın geçsin, rekabet olsun diye de yapıyorlar bunu. Bu da olabilir Şenol Bey. Çünkü onlar da işte haberler izlensin, gazete okunsun, kitap satılsın vesaire, ticari boyutu da var. Yani bugün bütün dünya ülkeleri artık az veya çok, birkaç ülke dışında belki işte Kuzey Kore'yi söyleyebiliriz falan ama Küba'yı söyleyebiliriz. Kapitalizme entegre olmuş durumda, uluslararası kapitalizme. Çin, uluslararası dünyanın mesela Çin Komünist Parti tarafından yönetildiği için önemli bir ülke ama uluslararası kapitalizmin en önemli üretim merkezi, en önemli tüketim merkezlerinden de biri. Dolayısıyla biraz bu rekabet kısmı ve tabii Amerika'nın biraz dünyanın merkezi haline gelmesi, ilgi odağı haline gelmesi seçimlerde de Amerikalıların hoşuna gidiyor bence. O yüzden herhalde Trump'ın rahat kazanacağını pek de vurgulamak istemediler. Ve daha çekişmeli bir seçim şeyini öngördüler. Ya da işte bu Trump seçmenleri de biraz kendilerini gizliyor biliyorsunuz. Hani bu çeşitli sebeplerle politically correct diyorlar Amerikalılar. Yani Trump'ın söylemleri pek politically correct olmadığı için haliyle bazı konularda işte alternatif görüşleri olduğu için herhalde onun da anketlere yansıması oldu. Ama dürüst cevap verirsem yani ben Trump'ın kazanacağını düşünüyordum. Ama anketler öyle deyince ben de 55-45, 60-40 falan diyordum öğrencilerime, bu soran evet. Arkadaşlara. Ama benim için beklenmedik bir seçim olmadı. Yani çünkü dediğim gibi Demokrat Parti hem iyi bir performans gösteremedi 4 yılda. Belki Covid dönemini ayrı tutabiliriz. Orada iyi bir çalışma gösterdiler. Sosyal devlet özelliğini geliştirdiler Amerika'nın. O süreçte başarılıydı Biden yönetimi ama sonrasında Trump'ın antitezi olamadılar. Mesela Obama Trump'ın antitezi olabilmişti. İran'la bir anlaşmaya vermişti, nükleer anlaşma. Çin'le ilişkilerde bazı sorunlar vardı Obama döneminde de ama hiçbir zaman çatışmacı bir tona dönmemişti. Rusya'nın Ukrayna konusundaki politikası Kırım'la sınırlı tutulabilmişti. Biden döneminde ise Rusya ile Ukrayna'da artık neredeyse NATO'nun bir cephe savaşına girdiğini gördük ki bunun Avrupa ülkelerine çok olumsuz ekonomik ve siyasi etkisi oldu. Onun dışında Çin giderek batıdan uzaklaştırıldı ki hala çok büyük ticaret hacmi olmasına rağmen Çin'in. Bu da tabii ki yani Çin gibi bir üretim merkezinin kaybedilmesi hem batı dünyasına hem de doğuya zarar verir. Yani küresel kapitalizm açısından, tüketiciler açısından, dünya barışı açısından da riskli bir durumdur. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 devletinden birinden söz ediyoruz. Evet. O açıdan yani herhangi bir konu, Türkiye ile ilişkiler konusunda Trump... Evet, ben size zaten soracaktım bundan sonrasında Türkiye ile ABD ilişkileri nasıl bir seyir izler, neler olur? Sonrasında ABD'nin yine işte Ukrayna, çok Ukrayna Savaşı gündemdeydi malum, Harris'in sözleri de vardı. Rusya ile ilişkiler, bölge malum İsrail, Filistin, Lübnan, Suriye, İran. Yani o kadar çok nokta var ki, o kadar çok farklı alan. Bunları da soracaktım size, siz de girmiş oldunuz. Buyurun hocam. Tabii yani hepsine değinmeye çalışayım o zaman tek tek. Tabii. Yani şu daha fiili çatışma olan Rusya-Ukrayna cephesiyle ve İsrail-Filistin cephesiyle başlamamız gerekirse Rusya-Ukrayna konusunda Trump'ın daha önceki basına yaptığım açıklamalarda da vurguladım. Çünkü bunlar Trump'ın kendi sözleri. Ha, siyasetçi geçmişte öyle der, sonra değişebilir fikri. Bunu kabul ediyorum. Bu konuda bir ihtiyatlı davranmakta fayda var. Ama benim anladığım hani Putin'le dostluğu, daha sıcak yaklaşması vesaire düşünüldüğünde Ukrayna Savaşı'nı bitirmek istiyor Trump ve bunun Rus-Amerikan ilişkilerini olumsuz etkilediğini ve Rusya'yı çok doğuya ittiğini düşünüyor.
daha önce de Amerikalı ünlü stratejist Zbigniew Brzezinski'nin Rusya ile ilgili değerlendirmeleri, yine Henry Kissinger'ın Rusya ile ilgili değerlendirmelerine baktığımızda Soğuk Savaş'ın ardılı süreçte aslında Amerikalı büyük yani büyük makro stratejistlerin hep Çin'i daha büyük potansiyel rakip olarak gördükleri ve Rusya'yı aslında Batı'ya entegre edebileceklerini, özellikle Avrupa'ya ve bir şekilde sınırlandırabileceklerini düşündüklerini görüyoruz. Bu 2007'ye kadar falan da kısmen doğruydu açıkçası. Putin yönetimi çok batıcı gidiyordu. Ama 2007 Münih konuşması, sonra 2008 Gürcistan operasyonuyla süreç değişmeye başladı tabii ki. Trump burada ne yapacaktır? Tabii ki Ukrayna Amerika sayesinde ayakta duruyor. Yani Avrupa'nın sadece destekleriyle devam edebilmesi pek kolay değil. O yüzden tabii ki Ukrayna'yı bir barışa zorlayacaktır. Bu barış neye benzeyebilir diye daha önce gazeteci Okay Deprem dostumuz var. Ortak dostumuz Rusya'da yaşıyor. Onunla da Ukrayna'da da bulunuyor. Onunla da konuştuğumuzda tabii ki yani bir toprak kazanımı olabilir Rusya'nın. Ukrayna'nın bölünmesiyle sonuçlanabilir. Tarafsızlaştırılmasıyla Henry Kissinger'ın çok önce yazdığı şekilde buna Finlandiyalılaşma falan da denmişti. Yani Ukrayna'nın, ki Finlandiya'da artık NATO üyesi oldu bu arada, artık Avusturyalılaşma diyebiliriz belki bu tabir için. Yani Rusya ile Amerika arasında Ukrayna'nın tarafsız, Avrupa Birliği arasında bir tarafsız devlet statüsü, Rusya'ya düşman olmayan, hasım olmayan bir devlet haline getirilmesi kolay mı? Değil. Bunca kan dökülmüş, yani sayı, resmi sayıları bilmiyoruz ama yüz binlerin üzerinde iki tarafında kayıpları olduğunu tahmin ediyoruz. Büyük bir nefret üretildi savaş sürecinde. Bunun yatıştırılması kolay olmayacaktır ama birinci formül bu, ya da Ukrayna'nın ikiye bölünmesi şeklinde bir şey olabilir. Batısı Almanya modeli diyorum buna da, işte batısı Batı'ya entegre NATO ve Avrupa Birliği'ne, doğusunda Rusya'ya yakın ve zaten Rusça konuşan Rus kökenli nüfus da var Donbas bölgesinde. Böyle formüller olabilir tarihe bakınca ama ben Ukrayna uzmanı değilim. Trump'ın düşünce şeklinde böyle şekilleneceğini, çünkü o da hani siyaset bilimi profesörü değil belki ama konulara baktığı zaman bu şekilde bakacağını tahmin ediyorum. İsrail-Filistin konusu biraz daha farklı. Çünkü İsrail Amerika'nın bir iç siyaset öznesi biliyorsun Şenol Hocam. Evet. Yani AIPAC ve Anti-Defamation League gibi İsrail'in ve Yahudi lobisinin fonladığı çok güçlü kuruluşlar var. Bunlar Amerikan siyasetini tanzim ediyorlar. Adaylara inanılmaz büyük, 100 milyon dolarların üzerinde bağış yapıyorlar. Yani o tarz kuruluşlar varken Amerika'nın İsrail sevgisi sadece bir Yahudi aşkı ya da Orta Doğu'da bir devlet yaratıp o şekilde Orta Doğu'da karıştırmaktan kaynaklanmıyor. Aynı ölçüde Müslüman devletler, Körfez ülkeleri, Türk devletleri ya da Rusya da Amerika'ya bağış yapsa belki onlar da daha güçlü olabilirler. Amerika'nın siyasal sistemi aşırı kapitalist, tamamen kar mantığı ve kampanyalara, donation dediğimiz kampanya sistemine dayalı. Bunu hatta Profesör Hasan Köne hocamız plütokrasi diyor. Yani zenginler demokrasisi aslında. O yüzden Trump da bence Amerikan demokrasisini iyi yansıtan bir figür. Yani buradaki Çin Halk Cumhuriyeti gibi bir halk egemenliğine dayalı ya da daha eşitliği, fakirliği, eşitliği sağlamak, fakirliği ortadan kaldırmaya dayalı bir sistem yok. Orada evet, daha paran varsa sistemde güçlenebiliyorsun. Ya da işte farklı güvenlik eksenli bir devlet de değil belki o açıdan bakıldığında. Kapitalist bir devlet. O açıdan İsrail konusunda Trump'ın atabileceği adımlar sınırlı. Ama ilk dönemindeki bu barış planı, asrın anlaşmasını revize ederek yeniden gündeme getirebileceğini umuyorum. Çünkü gerçekten barışa ihtiyacımız var. Çok büyük insani dramlar yaşanıyor. Bu konuda Türkiye ve Çin gibi ülkelerin güzel girişimleri var. Gerçekten işte Çin biliyorsunuz bütün Filistinli farklı kuruluşları bir araya getirdi. Pekin'de bir deklarasyon yayınlattı. Bu azımsanmayacak bir başarıdır. Aynı şekilde Türkiye'nin arabuluculuk önerileri oldu, garantörlük önerisi oldu Sayın Hakan Fidan'ın. Yani bu iki devletin iyi niyetine güveniyorum. Ben Rusya'nın bu konudaki insancıl duyarlılığına güveniyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin de tabii ki kamuoyuna güveniyorum. Çünkü Müslüman toplumda yaşıyor ve ciddi bir sol liberal kamuoyu da var. Sanatçılar var duyarlılığı olan. Belki bu anlamda İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan ama bir yandan da Filistin devletinin doğuşuna olanak sağlayan, Birleşmiş Milletler'e kayıtlı bir devletin olması en büyük dileğimiz. Tarihe bakarsak çok mu gerçekçi? Değil. Ama ilk Trump döneminde
denemesi oldu ve bir anda elinin tersiyle itildi Müslüman dünya tarafından. Bence bunun üzerinde biraz durulabilir. Burada kritik noktada İsrail'e verilebilecek bir, nasıl diyelim, imtiyaz Suudi Arabistan İsrail normalleşmesidir Şenol Bey. Ben biraz işi bildiğim için söylüyorum. Yani İsraillilerin ne zaman ilgisini çeker bir Filistin devletinin kurulmasına, ne zaman yeşil ışık yakabilirler? Suudi Arabistan İslam dünyasının işte her açıdan lideri, yani bir işte merkezi, Sünni İslam anlayışının Türkiye ile Mısır'la birlikte en önemli merkezlerinden biri. Etkili bir ülke, para gücü de, maddi gücü de fazla, fonluyor birçok. Mısır'a çok ciddi yardımları var, din adamlarına, işte dini gruplara maddi destekleri var. Ya da Müslüman kardeşlere bugün bu kadar karşıtı olmasaydı Suudi Arabistan, belki daha farklı bir konumda olabilirdi İhvan Hareketi. Bu bağlamda Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesi, ki Biden yönetiminin de üzerinde uzlaştığı bir şeydi, bunu sağlayarak ve buna diğer devletler, Rusya, Çin de katılırsa, karşılığında da bir Filistin devletinin kurulması bence Orta Doğu'ya bir bahar havası, bir barış havası getirecektir. Bundan zararlı çıkacak bir devlet var mı diye düşündüğümde bence yok. Yani Filistin devletinin olması kimseye zarar vermez. Ve küçük barışçıl bir devlet olur. Bütün Arap devletlerinin desteğiyle ekonomisi kalkınır. Oralarda üniversite kurulur, iş yerleri kurulur. Türkiye çok yardım yapacaktır eminim oraya. Fabrikalar kuracaktır, iş verecektir. Batı Şeria ve Gazze eksenli arada bir ulaşımı sağlayan, konektiviteyi sağlayan işte yolların olduğu vesaire. Bir yeni devletin daha doğuşuna tanıklık etsek, ki şu an Birleşmiş Milletler'de gözlemci üyeler, bence çok başarılı Trump'ı tarihe geçiren ve belki Nobel Barış Ödülü'ne Trump'ı, işte Mahmut Abbas'ı, ne bileyim işte Netanyahu'yu belki hiç beklenmedik bir şekilde Nobel Barış Ödülü'ne götüren bir süreç olabilir, ama çok mu hayalcilik olur? Biraz öyle gözüküyor. Bir önceki döneme bakarsak. İyi niyetli bir temenni değil mi hocam? Yani maalesef biliyorsunuz orada çok farklı çıkar grupları var. Savunma sanayi şirketleri, istihbarat servisleri, ordular. Biraz karanlık bir dünya diye kabul edelim ki, terör örgütleri tabii ki. O yüzden belki de çok gerçekçi olmaz, ama Trump'ın ilk planını çok detaylı incelediğim için bence böyle bir damar var orada. Yani sanıldığı gibi at gözlüğüyle bakan ya da tamamen savaş olsun, çatışma olsun diyen bir yaklaşım yok Amerikan yönetiminde. Türkiye konusuna geldiğimizde ise, evet, Sayın Erdoğan'la bir kişisel dostluğu ve bir kimyasının tuttuğunu biliyoruz. Sayın Erdoğan da hemen onu kutladı. Geçmişte yaşanmış olaylar var, ama her olayları incelemesini yaptığınızda aslında her ikisi de kendi tabanına karşı birbirlerini güçlü gösterecek. Birbirleriyle doğrudan zıtlaşsalar da aslında kendi tabanlarında liderliklerini yüceltecek şekilde, işte Branson olayında vesaire. Trump kahraman gibi gözüktü sağ tabana karşı, işte bir Hristiyan din adamını kurtardı. Erdoğan da ona karşı işte bir yabancı misyoner ve işte şey grubunu üzerine giden bir Müslüman devlet adamı görüntüsünde belki kendi tabanını konsolide ediyordu. Yani aslında bu tarz daha medyatik olaylarda birbirleriyle çok karşı karşıya geliyor gibi gözükseler de, ben genel olarak, ilkesel olarak bir çatışma görmüyorum ki. Trump'ın diğer devletlerin iç işlerine karışma konusundaki isteksizliği de ilginç bir şekilde Rusya ile zaten alenen, ama Çin'le de ilişkileri bazı noktalarda düzeltebileceğini düşünüyorum. Burada Trump'ın seçeceği bakanlar önemlidir. Yani Pompeo seçimi mesela Çin'i irite edecektir. Çünkü o sert Çin konusunda, çok Uygur konusunda, başka konularda çok Çin'e, işte John Bolton vardı, onlar da bunlar. Tayvan meselesi var sanırım. Aynen, Tayvan konusu, ama onu demokrat yönetim daha çok biliyorsunuz köpürttü. Yani Pelosi ziyareti yakın zamanda oldu demokrat iktidarda. O konuda bir genel uzlaşı var. Yani Amerika'da bu alarmist diye geçiyor ya da blue team diye geçiyor, mavi takım. Onlar maalesef biraz Çin konusunda çok yapıcı davranmıyorlar. Belki gerekçeleri de var. Yani kimse üstünlüğünü kaybetmek istemez, açık söyleyeyim, ekonomik açıdan. Ama Çin zaten Amerika'yı, yani ekonomik büyüklüğü, satın alma gücü paritesinden ölçersek 2015'ten beri, 14'ten beri Amerika'yı geçti zaten Çin. Bu arada Çin nüfusu 1.4 milyar Şenol Bey, siz de biliyorsunuz Çin. Yani geçmesinden daha doğal bir şey yok. Yani Hindistan da geçecek belki 30 sene sonra Amerika'yı, 20 sene sonra. Yani bu işin akışı bu şekilde zaten. Nüfusu, yani bu Türkiye'nin Yunanistan'dan ekonomik olarak büyük olması gibi bir şey. Bu açıdan Amerikalılar bence bu ekonomik büyüklüğü çok
kafaya takmayıp kendi Çin'le barışçıl ilişkiler kurmaları daha akılcı olabilir. Ama konumuza dönersek Türk-Amerikan ilişkiler açısından Trump'la yeni yönetim her zaman bir şanstır Şenol Bey. Eski şeyleri kapatma şansı yaratır. Katsa yaptırımı onu kaldırılabilir. F-16 krizi çözülüp Türkiye uçaklarını alabilir. F-35'ten Türkiye'nin kalan parası var Amerika'da. Onu F-16 yerine sayabilirler. Ya da F-35 programında Türkiye'yi döndürüp hem Türk savunma sanayi ve üreticilerini de mutlu edecek bir gelişmeye yani aracılık edebilir Trump yönetimi. Onun dışında Suriye'deki PYD-YPG yapılanması konusunda tabii ki Kürtlerle Amerika'nın bu yakın ilişkiler kurmaya başlaması ta Körfez Savaşı'na gidiyor. Baba Bush dönemine, oğul Bush dönemine, işte Clinton dönemlerine gidiyor. Sonra Irak Savaşı'ndan sonra derinleşen Türkiye'nin savaşa girmemesi, Amerika'nın özellikle Irak Kürtü 1 Mart tezkeresi değil mi özellikle? Evet. Aslında, evet, bölgesel yönetimiyle yakın ilişkileri falan var. Yani bir anda Amerika'nın Kürt politikası değişmez, değişmeyecektir. Ama şöyle olabilir, tabii ki tarafları uzlaştırmak, PYD-YPG kaynaklı en son bu TUSAŞ'a yapılan saldırı gibi saldırıların önlenmesi konusunda Türkiye ile işbirliği içerisinde hareket edebilir Trump yönetimi. Ve bir şekilde iki müttefikini orada bir çözüm yönünde yönlendirebilir. Ama tabii bir kırılan bir vazoyu birden birleştirmek de çok kolay değil. Yani burada Esad tabii ki savaşı kazandı, yenilmedi. Suriye'nin resmi devlet başkanı Sayın Beşar Esad'dır. Ki Türkiye'de ilişkilerini normalleştirmek istediğini defalarca belirtti. Ki bence de doğru olur. Ama Suriye'nin önemli bir bölümünü hala Kürt örgütlenmeleri, milis ya da işte terör diyebiliriz grupları. Yine önemli bir bölümünü Sünni muhalif gruplar ve bir bölümünde Türk Silahlı Kuvvetleri kontrol ediyor. Yani bu yapıyı birleştirip yeni bir anayasa, yeni bir düzen falan çok kolay değil. Orada da ne olacağı çok belirsiz ve gerçekten kimsenin de bir formülü yok, sihirli formülü yok. Akılcı olan tabii ki nedir? Bir Irak'a benzer şekilde, ki oranın da başarılı bir model olduğunu iddia etmiyorum ama en azından bir şekilde ekonominin canlandığı, özellikle Türkiye ile bu kalkınma yolu projesini yaparak Irak'ta bir canlanma süreci olduğunu görüyoruz ki Çin ile Rusya ile de ilişkileri var ve Amerikan askeri varlığını da ülkelerinden çıkarıp daha da bağımsız, egemen bir devlet olmak üzereler. O yüzden Suriye'de de belki pekala bir şekilde zamanla taşlar yerine oturabilir. Ve bu da Türkiye'yi tabii ki rahatlatır. Çünkü Türkiye'nin güneyinde bir eli silahlı, herhangi bir Türkiye'nin gücünün yetmediği, kontrol edemediği ve zaman zaman saldırı da olan bir yapılanma var. Buna her devlet tepki gösterir. Buraya karşı cepheden bir askeri müdahalenin kolay olmadığının da bence Türk devlet adamları çok farkında. Çünkü hem geniş bir grup hem de çok iyi silahlandırılmış bir grup. Sayıca da çok ve yerel halkla da iç içe geçtiği için artık yani Irak, Kürdistan bölgesel yönetiminden biraz farklı olarak orada yönetimde farklı bir grup yok. Yani bizzat terör örgütü uzantısı yönetiyor orayı. O yüzden belki Sayın Bahçeli'nin çıkışı, işte bu yeniden estirilen bir anayasa ve açılım havası falan, yani iç ve dışı birlikte düşündüğümüzde belki öyle bir zemini görüyor Türk devlet adamları da. Belki de ondan biraz milliyetçi çizgilerine karşın bazı konularda ilginç açılımlar ve açıklamalar yapabiliyorlar. İran'la ilgili bir gelişme olur mu? Nasıl bir yol izler dış politikada Amerika? İran dönemli bir başlık değil mi? Tabii çok önemli ve Orta Doğu'nun şu an en kilit ülkesi İran'dır ve birinci dönemde Trump Kasım Süleymani ve çok İran karşıtı söylemleriyle biliyoruz. Bu İran Şahini dediğimiz gruplar Amerika'yı yine İsrail'in de aşırı sağ kanadıyla birlikte İran'a yönelik işte vuralım, çekelim, savaş. Bence bu yönde Amerika'yı itekleyeceklerdir. Ama Trump da gerçekten aklı başında bir insan. Yani İran'ın da çok büyük bir devleti, işte gerçekten kendine özgü teknolojisi var, sistemi var. Oturmuş bir devlet. Eksikleri olabilir. Her devletin eksiği var. Ya da beğenmeyebiliriz biz. Ama genel meşruiyetini bir önceki seçimde ne kadar düşmüştü görüyorsunuz. Seçime katılım, reisinin seçildi. Evet. Bir sonraki cumhurbaşkanı da iyi bir seviyeye geldi mesela İran'daki seçime katılım. Yani öyle çok toplumsal tabanı zayıf bir rejimden söz ettiğimizi düşünmüyorum. Ya da işte bu İran'da bizim bazı aşırı milliyetçi dostlarımızın hayalleri, oradaki işte Azerilerin devletleşmesi falan. Yani oradaki Azeri kökenli nüfus Şii ve kendini birçoğu İran devletine ait hissediyor. Yani
bu böyle kağıt üzerinde etnik kimliğin şey olması devletin meşruiyetin olmadığı anlamına gelmez. Bizim de birçok milyonlarca Kürt kökenli yurttaşımız var ve hepsi Türkiye için mücadele ediyorlar, savaşıyorlar, çalışıyorlar. Bu anlamda İran konusunda bu iki kanat arasında yeni iktidarın mücadele olacaktır. Ben aklı başında kanadın ağır basacağını düşünüyorum ve bir büyük bölgesel savaşa izin verilmeyeceğini düşünüyorum. Peki İran'la çok mu dostane gidecek Trump? Yok, hayır. Yani gayet yine Çin ve İran'a söylemsel olarak ve eylemsel olarak da kısmıyor bence. Anti politika izleyecektir, karşıt politika. Normalleşmesini pek istemeyecektir. Bu da İran'ı zaten giderek Rusya-Çin eksenine, BRICS eksenine, Şangay İşbirliği eksenine itecektir ki zaten yakın zamanda da İran'la Rusya arasında büyük bir savunma anlaşması mesela bekleniyor. BRICS'in üyesi oldu İran. Artık kendi kabul ettirdi. Ve zaten Çin'le iyi ilişkileri vardı. Rusya'yla da zaman zaman sorunlar olabiliyordu. Şu an Rusya'yla da çok iyi ilişkileri var. O yüzden yani İran konusunda Amerika-İsrail kanadıyla İran arasında böyle yine bence kontrollü bu son süreçlere benzer süreçler olabilir. Amerika'nın doğrudan İran'a değil, ben daha çok proksilerini, bu vekil güçlerini hedef alacağını düşünüyorum. Mesela Lübnan'da Hizbullah ki bunu yaptılar zaten şu son birkaç aydır. Orayı bombalamalar, işte operasyonlar. Yemen'de, işte Irak'ta, oradaki İran'a yakın grupları belki tasfiye edip zayıflatıp ve İran'ı daha içe kapansın gibi isteyebilirler. Ben tabii ki bunu bile, yani bir özel bilgim olduğu için değil, okuyarak öğreniyorum bunları ve demeçlerine bakarak söylüyorum. Yani büyük bir cephe savaşı çıkarmayacak ama İran karşıtı söylem ve eylem devam edecek, İsrail'i destekleyecek. Burada kritik unsur, eğer Amerika Filistin konusunda bir yeşil ışık yaparsa devletleşmeye, İran da buna ilkesel olarak karşı çıkmaz bence. Ve belki biraz ılımlı bir hava oluşabilir diye düşünüyorum. İstanbul Kent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ozan Örmeci. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Bize büyük resmin içerisinde bölge bölge Amerikan dış politikasına ilişkin bilgileri verdiniz. Çok sağ olun değerlendirmeleriniz için. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam.